Bir. Herkese merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım, hepiniz hoş geldiniz. Marvel Avengers'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümün başında yaptığım gibi hemen ufak bir özet geçmek istiyorum. Bu bölümde Kamala gizli saklı sonunda vadiyi aşarak Doktor Banner'a ulaştı. Chimera'ya geldi. Şimdi Doktor Banner'la yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu yolculuğumuz Tony Stark'ı aramakla geçecek. Öyle tahmin ediyorum. Kamala'yla biraz sürtüştüler. Kamala dedi sen gelmiyorsan ben tek başıma giderim. Ama sonunda Doktor Banner da bu tehlikeli yolculukta Kamala'yla birlikte hareket ediyor. Kontrollerimizde artık Hulk olacak. Hulk'u göreceğiz. Yine elimden geldiğince anladığım kadarıyla sizlere oyunu anlatmaya devam edeceğim. Şu anda Twitch'te canlı yayındayım. Onu tekrar hatırlatayım. Her akşam saat 6'da Twitch'te artık canlı yayındayım. Siz istediniz ben tekrar Twitch'teki canlı yayınlarıma geri döndüm. Öyle tahmin ediyorum bir şey buldum diyor. Ne buldun Kamala? Hemen bir bakalım. 6'da başladı yayın. Yarın da 6'da başlayacak. İşte. Bırak yardım edeyim. Sağ ol. Tahmin etmezdim hiç ya. Kamala diye bir tane karakter gelecek. Doktor Banner'a yardım edecek falan birlikte. Iron Man'i bulmaya çalışacaklar. Gerçekten hikaye çok güzel ya. Hikaye inanılmaz güzel. Yani bunun bence filmi olmalı ya da bir şekilde filme entegre edilmeli bu hikaye. Muhteşem. Senin Hulk'a dönüşmen lazım. Lan! Şimdi canımı sıktın işte. Şimdi canımı sıktın. Kaç. Gelin bakayım. Güm. Hulk ezer. Al lan. Hadi biraz eğlenelim dostum. Hop smash. Hulk ezer kırar. Vallahi patlatır ha. Oh, çok güzel şunlar bak hepsi var ya. Yemin ederim paçavra gibi savruluyor. Yeni başarım kazanmışım. Şu çok güçlü değil mi abi? Bir de herkes savuruyor falan. Bayağı stun yiyorlar yani. Alın lan. Sesler gitti bu sefer ama sorun değil. Alın bunu. Siz Hulk'un ne sanıyorsunuz lan? Tabi bunlar robot, bunlar ne bilir? Daha önce Hulk mu izlemişler? Bilseler karşısına çıkmazlar. Bunlar beyinsiz. Al lan şunu. Bone Shaker. Gel gel. Gel. Hop güm. Alın. Alın bunu. Ne oldu beğendin mi? Ha? Al. Şu son vuruşu var ya acayip güçlü. Lan tam vuruyordum ha. Oh. Gel buraya gel. Ah yakaladım seni. Seni ağzına burnuna vururum. Oh. Kendimi bir hayvan gibi hissediyorum Hulk'la oynarken. Sana bak taş fırlatmak isterim. Oh. Oh. Al bakayım şunu. Ne oldu lan? Yakaladım seni. Bak 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 bak. Şimdi yakaladım seni. Vay aşağılık. Seni aşağılık şerefsiz. Ya gördüm seni. Al bunu. Ne oldu ışınlanamadın? He? Hulk ezer. Çok epik bir oyun bu be. Uç Hulk. Uç oğlum. Habire böyle sesler veriyor ha. Hop. Şimdi şuraya. Bunları da ezmeye devam. Hop. Ayı olayı ya. Ayı olayı ayı. Okey. I won't mention the guy with the glasses. Oğlum çok iyi uçuyor lan. Hulk'la oynamak gerçekten inanılmaz tatmin edici olmuş. Hani sanki God of War'daki Kratos'la oynuyorum da onun heybetini hissediyorum gibi.
Daha çok Kratos'a tabii ki Thor'u benzetmişler. Daha Thor'la tam olarak oynayamadım ben, bir şey diyemiyorum ama en azından Hulk için bunu söyleyebilirim. Hulk hakikaten efsane. Tam olması gerektiği gibi yani. Sonuçta Hulk'tan da böyle bir şey beklersiniz. Aim. What? Oh crap, you're right. This doesn't look temporary. Geliyorum ulan ey. Geliyorum, geliyorum Kamala. Kamala'nın artık Hulk'tan bir korkusu kalmamış çünkü ben diyor koca olanla anlaşabilirim diyor. Okay. We're cool. We're cool, I guess. I guess. Tamam. İyiyiz, iyiyiz, sıkıntı yok. Şurayı bir hemen kıralım. Bir dakika, şunları da hemen alalım. Bunları yine toplamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şu hemen aç bakalım. Kutuyu açma şekli bile tam Hulk vari olmuş. Şunları aldık mı biz? No. Etrafı iyice kolaçan etmek lazım arkadaşlar. Şunları toplayacağız. Yani bu bir karakter geliştirme üzerine kurulu oyun olduğu için bütün şeylerin toplanması gerekiyor. Hatta şunlara vurup ekstra puanlar yapabiliyor muyuz? Yok. Ama şurada en azından bir şeyler varmış. Onları da aldık. Uçuk. Ho! Hadi bakayım. Ho! Evet, geldi. Burayı demoda oynamıştık. Burayı demodan hatırlıyorum. Stark hala burada mı acaba? Tepenize çökmemin vakti geldi. Bu da yarar şey. Bu da işe yarar diyor. Plan yapmaya çalışıyordu. Ama Hulk ezici özelliğini kullanmaya karar verdi. Hulk'um lan ben. You distract them. I'll find a way in. Hop. Seni ay olayının çocukları sizi. Hulk'un yıkıcı gücünün tadına varın. Smash. Al, yükselip bir atış ve gerçekten mükemmel. Hulk döktürüyor. Hulk döktürüyor. Maşallah. Maşallah Hulk. Al. Hop, gün. Selamünaleyküm. Şunu patlatayım mı? Al. Gel buraya. Yakaladım. Yakaladım seni. Gözünüzün önünde şunu döveyim mi lan? He? Al. Gel buraya, gel. Gel buraya, nereye kaçıyorsun sen? Hop. Oh, seni şimdi içinden geçtim çocuk adam. Al bakayım çocuk adam, al bakayım. Bunu sever misin çocuk adam? Çocuk ister misin? Oh! Bam! Hop! Al bakayım şunu sen de. Sen bunu istiyorsun sanırım. Sen sanırım şunu istiyorsun. O zaman bunu istedin. O zaman şunu da istemiş olabilirsin. Ne istedin lan sen? Ha? Seni bununla döverim. Gel buraya gel, gel buraya gel. Aa, yakaladım seni. Lan gel buraya. Gel buraya. Heh. Sen misin lan bana artistik yapan? Ne olacak şimdi? He? Şimdi ne olacak? Al lan bunu. Oh rahatladım. Efe hoş geldin. Ne diyor abi? Gear spin falan aç diyor abi. Ooo, terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Uf. Ne oldu, böyle miydi lan? He, şunu patlattım ben. Gel buraya gel. Al. Ne oldu lan? Gel. Gel. Al ayol ayı. Al. Al. Yayın şunu. Ah. Ah. Seni patlatacağım. Vakti vakti. Var mı da he? Var mı da? Hemen şunu kullanalım. Niye kullandığım zaman canım dolmuyor? Can dolmuyor muydu bunlar? Neyse, şu gear'ları hemen bir takalım arkadaşlar. Biraz kuvvetlendirelim bizim deli olanı. Melee rating'i bu %1 arttırıyorken şu %8 arttırıyormuş. Raging, ranged şeyi de düşürüyor. Yani uzaktan saldırı düşürüyor. Umurumda değil, ben yakın dövüşü seviyorum Hulk'la. O yüzden buna böyle abanalım.
Burada da zaten geri toparladık biraz. Şurada bir şey var mı acı? Bu neymiş? Heroic rating artırıyormuş. Ver abi. Hulk'un normalde tek atması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Normalde öyle tabii ki ama bu bir servis oyunu arkadaşlar. O yüzden her düşmanın leveli olur. Ve leveli yetmediği zaman dayak yemeyi de bilirsin. Bu işler böyle. Şunu bu arada açtım. Çünkü benim sevdiğim bir skill'di bu. Beta'dayken çok kullanıyordum. Çok işime yarıyordu açıkçası. Evet, şimdi şuradan devam ediyoruz artık. Hemen şurayı bir patlatalım. Selamün aleyküm. Gel buraya. Yaşıyorum resmen lan Hulk'u. Siz Hulk'un heybetini. Hadi onlar bilmiyor. Sen nasıl bilmiyorsun lan? Yıllarca sen de büyümedin mi lan Avengers'la? He? Allah seni biraz gezdireyim de şimdi gör. Senin şu makinaları seninle döveceğim lan. Gel buraya gel. Hop. Hoppa. Bütün makinaları devirdim. Selamun aleyküm. Seni de deviririm. Yedin sen şimdi bunu. Senin ağzına burnuna vurdum şimdi. Şu ayı olayı baya kuvvetli ha bu arada. Beta'dayken bana çok çektirmişti o. Al bakayım sen de şimdi şunu. Hakikaten bana beta'dayken acayip çektirmişti o lavuk. Evet, yine buradan bize yeni gear'ımızı takmamızı istiyor. Takalım hemen. Bak bu sefer farklı bir gear var. Yanında radyasyon resmi gibi bir şey var böyle. Sanırım pasif özelliği var ama onu takmayacağım çünkü bunu takarsam şeyi düşürüyor. Benim özelliğim. Niye dönemiyorum lan? Takmam mı gerekiyor illa? Alo? Takayım. Şu an çıkamıyorum nedense. Hulk'un seslendirmesi süper bence de. Ha boost mu yapıyor abi? Pardon özür dilerim. Benden boost yapmamı istiyormuş. Yani şuna basılı tutup onun şeyiyle bunu arttırmamı istiyormuş. Özür dilerim. Sıkıntı bende. Onu fark etmedim. Bir an yazıyı okuyamadım. Devam. Devam. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bir tane mi gönderdiniz bana? Gerçekten mi? Sadece bir kişi mi? Siz Hulk'un ne olduğunu tam anlayamamışsınız bence. Doğru mu gidiyor? Selamun aleyküm ha. Gel bakayım. Gel bakayım. Hulk ezer. Seni bitiririm lan. Allah'ım. Ana kendi kendine zıpladı bu. Ben zıplamadım. Adamın asabını bozmayın. Bozmayın. İki tane robot bana anca antrenman olur. Ye bakayım şunu. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aa vurdukça can dolduruyor. Tamam şimdi oldu bu mod. RT'ye basılı tuttuğum zaman arkadaşlar Hulk'un manyak bir modu aktif oluyor ve bu sayede vurdukça canım doluyor. Onu yeni fark ettim. Ben bu arada bunu bütün bir oyunu bitirdim. Betasını bitirdim arkadaşlar. Burak'tan öğrendim sonradan. Oyunun en sonunda öğrendim böyle bir özellik olduğunu. Mesela Kamala'da kullanırsanız onu arkadaşlar şey oluyor. Nedir o? Büyüyor Kamala. Ultisi gibi yükselmeye başlıyor. Hop. Yakalandın. Yakalandın şimdi. Seni ayı olay. Sen kalkan açıyorsun hep ama. Sen bana kalkan açarak kendini koruyorsun ha? Oh! Oh! Al sana robot. Heh şu ayı olay bak. Bu çok sağlam aslında. Aha! Ana onu da yakaladım. Ne oldu? Ben bunda çok zorlanıyordum ya. Vallahi çok zorlanıyordum ben bunda. Şimdi bununla beraber adam dövüyorum. Oh! Bu var ya o mor şeyle bir vuruyor arkadaşlar. Yemin ederim çok can sıkıyordu. Al bakayım şunu. Bir kere havaya kaldırdığınız zaman en kalkanlı düşmanları dahi patates edebiliyorsunuz Hulk'la. Şu özellik özellikle
Toplu düşmanlara gerçekten çok büyük iş görüyor. Toplu düşmanlara çok iyi işe yarıyor. Gel buraya. Şunu da alalım. Okey. Burada bir tane boss olacaktı ya. Şeyle karşılaşacağız. Neydi o? İsmini unuttum. Vay ibne. Tam yakaladı bunu, kaçtı. Doktor Toygun kendine gel. Olmaz. Oynadığım karaktere bürünmeyi severim. Oğlum bunların üstüne zıpladım. Nasıl canları gitmedi bunların? Oğlum ne kadar fazlasınız. Alın. Alın bakalım. Bir de bunu test edin. Gel buraya. Blok koyuyorsun ne bana? Hulka. Gel buraya gel. Şundan biraz, şunlardan hemen biraz can toplayalım. Vurdukça canım dolu gördüğünüz gibi. İşte bu. Zaten şurada da yine can varmış, onu da aldık. Güzel, full canla giriyoruz abi içeri. Let's go. Bırak yardım edeyim Bruce. Hala geç değil. Sen kimi kandırıyorsun lan? He? Kimi kandırıyorsun? Aşağılık köpekler. Buraya açmışsınız bir şirket. İbra bile edilmediğiniz daha siz. Vergi borcunuz var. Kapatın burayı. Kapatmasanız ben kapatırım abi. Vay ayı. Lan ayı oğlu. Ayının çocuğu. Bam. Bak bak bak. Lan oğlum. Senin ağzına sıçtığı çocuğuna bak. Hemen şunu da atlatalım. Bak şu küçükler beni engellediği için büyüye vuramıyorum. Deli olacağım. Ama şimdi artık bunu yeme vaktin geldi dostum. Onu aldıktan sonra da bunu. İşte bu. Seni biraz şöyle döveyim. Oh, oh. Ve can doldurayım dövdükçe. Oh. Benim canımı sıkmayın lan. Bu kadar mısınız? Gel. Geldin mi yine? Bir de bunu test et bakalım. Şunu bir ye. Eyvah eyvah. Hop. Şimdi kaldırdım seni abi. Lan lan niye yemedin şunu? İşte. Vay şerefsiz. Be. Yeter lan. Sen ne yapıyorsun? Az önce blok yiyip duruyordum ha. Şey yapmıyordu bir türlü. Yakalayamadım ibneyi. Şuradan gideceğiz. Güzel, ultimiz hala duruyor. You made it. They're keeping the Inhumans in here. Inhumans'ları burada tutuyorlar. What happened? Ne oldu? This is where they hurt them. Gerçekten canları yanıyor mu diyor herhalde. Hulk. I need you. Sana ihtiyacım var. To destroy this. Burayı yok etmek için bu laboratuvarı. Smash. Yık. Restrain the Hulk. Merhaba dostum. Gel, sonunda dişime göre bir rakip. Bunu sevdim. Al. Al. Al bakalım. Bir de ulti. Bam. Al. Sonunda dişime göresin. Artık dişime göresin. Aynen öyle. Merak etme, ben ona inanmıyorum. İşte bu. Ana az önce Y ile B'ye bas dedi. Basmama rağmen yakalayamadım. Demek ki son anda tutturamadık herhalde. Lan şu küçüklere bak sen ya. Kombomu bozuyorlar ha. Gel buraya. Gelin gelin. Hepimize yetecek kadar taş toprak var. Hepsini atacağım size. Ben yıllarca çiftçilik yaptım. Bütün taşları toprakları bilirim. Oh. Hop. Sana bir şöyle ters tekme. Al bakayım şunu da. Bak 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 bak. Geldi yine bak. Nerede o? Oğlum niye bu kadar geriden patlattı onu? Normalde koşuyordu bu. Geliyorum. Seni ışınlanan çocuk seni. La oğlum. Kalk oğlum kalk.
Birazdan doldur. Birazdan doldurmaya devam. Hop! Yakaladım seni. Işınlanan çocuk. Seni yakaladım dostum. Merhaba. Ne yaptın? Al bakayım. Ulti! Uf, oğlum ne vuruyor lan ultisi bunun? Bu kadar vuruyor mu ya? Vallahi hiç affetmem, destroylarım hepinizi. Çok iyi değil mi ya? Vallahi oynarken gaza getiriyor insanı. Hemen bir bakalım, yeni yeni bir sürü şeyimiz var. İtemimiz var. Hiçbir işimize yaramıyor, o yüzden hemen dismantle edelim şunları. Bunların hiçbirini kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bakalım. Burada 8 levellik yeni bir şey var. Ama hepsi bir şeyler düşürüyor. O yüzden kullanmayacağım bunları. Bir yerden artırırken bir yerden düşürüyor. O yüzden bana her şeyi artıracak olan bir item lazım. Onlar yoksa da hiçbir şey kullanmama gerek yok. Kapat abi şunu da. Gönder. Şuna bir bakalım. Bak işte bu. Melee rating'i arttırdığımı takacaksın abi. Hulk'ta melee önemli. Daha çok yıkım yapıyorsun çünkü paldır hüldür. Heriflerin üstüne zıplaya zıplaya. Hemen skill kısmına da bir bakalım. Çünkü yeni bir skillimiz var yanlış görmüyorsam. Şurada bir rage varsa rage açarız abi. Rage varsa gözü kapalı rage açarım direkt. Efe'cim teşekkür ederim, çok sağ ol. Abi stres atıyor musun oyuna? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Hayır hayır hayır, çık oradan. Koş. Koş Hulk. Yürü oğlum. Yıka yıka git. Aynen öyle, bu laboratuvarı senin yıkman istiyorum Hulk. Güm. Bana o ambition neydi? Ambition mıydı? O yaratığı verin. Efendim? Buradayım, buradayım. Aha Kamala'ya geçtik. Geçti yine. Mümkün değil. Arşiv. Arşivi bulduk. Şunları hemen toplayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz abi? Öncelikle şunu bir açalım. Jeneratörü açacağız. Hemen tekrar bakıyoruz. Evet, oraya gitmemi istiyor. Let's go. Burayı da hatırlıyorum. Burada 3 parti düşman dalgası gelecek arkadaşlar. Her bir jeneratör için yeni bir dalga gelecek. En son dalga heroik olacak. Ondan sonra buradan devam edeceğiz ve boss savaşına doğru gideceğiz. Burası şeyde de oynamıştık çünkü. Nedir o? Beta'da. Kamala'ya hoş geldiniz. Kemerinizi bağlayın lütfen. Çünkü gerçekten bu lastik kız sizi uçuşa geçirebilir. Alın bakayım şunu. Okey. O zaman bir de şuna bakın ha. Bir de şuna bakın. Bakın büyüdüm. Bam. Hop, güm. Al bunu da. Sen şunu bir ye benden abi. Ne oluyor lan? Ne oldu? Sen misin? Gel 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 canım benim, gel. Dayak mı istiyorsun sen? Evet. Finally. Biri daha mı var? Bunu ye o zaman. Bir de şunun tadına bak ha. Son tek başına kalmış, yazık. Cidden çok güçlü. Kesinlikle en güçlü karakter bu benim gördüğüm. Benim gördüğüm en güçlüsü Kamala. Niye Kamala'yı yapmışlar en güçlü onu bilemiyorum. Hani tabi tam sürümünde nasıl olacak işler bilmiyorum ama beta'da öyleydi. Ultiyi bir aşıyordu, tek atıyordu ya neredeyse. Gelin bakalım çocuklar, gelin bakalım. Şunu bir yiyin ha. Şunu da yiyin. Şunları bir yiyin. La öbür tarafa dön Kamala. Lütfen. Kendi kendine. Al hadi bununla vereyim, tamam hadi. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Beş. Hıh. Altı. Yedi. Nerede? Sen mi vuruyorsun? Ha tamam okey. Geliyorum. Bekle. Madem beni çok özledin. Hop. Okey. Çok özlediysen söyle geleyim. Lastik gibi uzarım. Ben bu işte ustayım. Hop. Al şu tek sonu. Dert ekme. Sen ne işsin lan sen? He? Selamünaleyküm.
Seni biraz döveyim ben he. Biraz pataklanmanın vakti geldi bence. Al bakayım sana. Sen de biraz şurada dayak ye. Müzikleri de çok hoşuma gitti benim. Aynı zamanda müzikle bir şekilde attığımda telif yemiyorum. O yüzden çok daha fazla seviyorum bu oyunu. Atladık. Ve heroik olan kısmı da devreye sokalım. Hala bu oyun. Bu oyunu bitirene kadar bu oyun. Efsane bir oyun çünkü. Ve şöyle bir şey yapalım size. Ay yanlış yaptım. Oh! Yanlış tuşa bastım az önce. My bad. Şu bir. Şu iki. Dronlardan nefret ediyorum. Bende de var bir tane evde ama böyle zararsız değil. Merhaba. Gel sen de bununla tanış o zaman. He? Gel bakalım. Gelin bununla tanışın. Gelin. Gel gel. Heroic adı altında bana neler gönderiyorsunuz lan siz öyle. Let's go boys. Artık kapı açıldı ve gidebiliriz. That door should open now. Başka bir şey var mı burada toplamam gereken? Hemen bir check edelim. Şuraları kırık bir şeyler alabiliyor muyuz? No. Devam. Abi sen zaten telif yemiyorsun ki demiş. Bazen yediğim oluyor, onları iptal ediyorum. Sonra tekrar yüklemen gerekiyor videoları. Siz görmüyorsunuz tabii ki. Öyle tahmin ediyorum ki bu şeye ait, Thor'a ait. Ha, yok, bu sadece kupaymış. Evet, şu anda Chimera'nın içerisinde geziyoruz herhalde, değil mi? Why display pyrite when you can afford the real thing? Bak burada hep şeyler var. Stark'ın ilk altınıymış falan. Hep böyle göndermeler falan var ve bunlar gerçekten filmde kullanılan şeyler. Yani filmde olan şeyleri falan koymuşlar. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Efsane. Ben bittim oyuna. O kadar söyleyeyim. O kadar beğendim. Burada var mı bir şeyler? Aha, gizli bir yer mi buldum yoksa? Vallahi gizli bir yer buldum ha bence. Bu ne abi? Ha, şeyin binası Avengers'ın. Still no sign of Jarvis. Jarvis'i arıyoruz. Bak gizli bir yer bulduk ya. Sanırım. Yoksa gitmem gereken yer bura mıydı? Bilemedim. Belki de burasıydı. Aa, Kaptan Amerika'nın kalkanı. Caps for shield. This was on display at A-Day. O zaten bizi biliyorsunuz, kıçımızı kurtarmıştı. Şuradaki kutuyu da hemen bir alalım. Hulk'a karşı kıçımızı kurtaran şeydi. Kaptan Killjoy mu Reyna mı? Reyna. Daha çok hoşuma gitmişti. Şimdi şöyle bir bakıyoruz hemen. Bunu geç. Beğenmedim. Bu neymiş? O da iyi. Ranger'da bakalım bir. Ranger'da neler varmış? Oo. Okay. Nasıl tutuyorsun sen bunu? RT'ye basılı tut diyor. Güzel, hoşuma gitti. Görüntü çok komik. Dur, şeylere bakacaktık. Skill'lere bakacaktık. Gear'a bakacaktık. Gel bakalım. Bize bir şey katıyor musun? Hayır. O yüzden şunları bir yok edelim. Burada yeni bir şey var. Güzel. Yine bir işimize yaramayan zırhlar var. Bakalım. Ya hadi ama. Evet, bu ikisi de işimize yaramıyor. O yüzden inventory'yi doldurmayacağım. Hemen dismantle ediyorum. Bunları ayrıştırıyorum ve parça haline gelmesini sağlıyorum. Ve what's over here? Burada ne var böyle? Eyvallah Can. Teşekkürler kardeşim. Vay be. Looking sharp guys. Vay be. Merak etme. Yeniden eski günlerimize kavuşacağız. Artık ben de kendimi bir Avengers gibi hissediyorum. 300 lirayı verin, siz de istedin. Boşuna vermedik bu parayı. 280 bu arada. 289. Olamaz. Jarvis?
Jarvis. Vallahi Jarvis. Hard diskte oğlum. Hard diskin içinde arkadaşlar Jarvis. Hulk'u bulmam lazım diyor. What you got there? Aha. Abomination. Geldi. Ayı olayı. Why don't you let me have that? Onu bana vermeye ne dersin? I don't think so. Hiç sanmıyorum. Disappointing. Oğlum ne güzel yapmışlar ya. Çok iyi değil mi? Benim sadece tek beklentim şu. Bunun gibi boss savaşlarının olmasını istiyorum arkadaşlar biraz. Böyle. Senin bak bu sefer içinden nasıl geçiyorum. Bak şimdi senin nasıl içinden geçiyorum ben. Beta'da oynadığımız süre içerisinde sen beni bug'a sokmuştun değil mi ha? Sen beni bug'a sokmuştun değil mi lan? Ha? Sen... Allahu Ekber! Okey. Ama ben senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum. Ayı olayı seni he. Ben senden daha büyük bir ayıyım. Al. Oh. Bak böyle kaçınırım işte. Oh. 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 Biraz seni şöyle bir pataklayayım. Oh. Ne oldu ha? Sağlam dayak yiyorsun bu sefer ha? Seni çözdüm oğlum. Seni çözdüm. Al. Oha. Lan. Hadi götür beni bir alt kata. Daha orada devam edeceğim seni dövmeye. Oğlum bu var ya Hulk'tan daha köpek gibi bir herif. Baksanıza ya. Ama Hulk'un bir özelliği var ki dayak yedikçe çıldırıyor. Yani beni dövmesi benim işime gelir. Ağzına burnuna vurduğumun çocuğu. Ne oldu lan? Smash! Hulk indirir. Hulk ağız burun dağıtır. Al! Ne oldu? Canım gitmiyor. Niye? Çünkü seni doçluyorum dostum. Seni doçlamayı çözdüm. Yine doç yedin. Yine doç yedin. Bir doç daha yedin. Bundan sonrası benim. Bu sefer doçlayamadım seni dostum. Ama bunu yapmamın vakti geldi. Can çalarak senden. Heh. İşte şimdi sıra bende. Şimdi bunu senin suratına vuracağım. Deli olan. Bunu bir kere daha yapmıştım daha önceden. Kapat çeneni diye. Fiyatı 290 TL evet. Bu yetmez. Oğlum buna da bir şey olmuyor ki. İstediğini yap yani. Nasıl bir kuvveti var ya. Ama Hulk'la kapışamazsınız. Hiç kusura bakmayın. Hulk'un sadece haddini Thor bildirmişti o da filmde. Thor da çok kuvvetli abi. Thor tanrı. Thor'a diyecek bir şey yok. Bence Thor Hulk'tan kuvvetli. Öldü mü? Hulk'la konuşamazsın Kemal'a. Hey, biz neredeyiz? Pekala. Kendimle konuşuyorum. Pekala. Show me your secrets. Bana sırlarını göster. Çıktı yine bizim çatlak karı. Evet, durun lütfen. Sakin ol. Bir dakika. Her şey bitecek. Bu ne demek? Ne demek istiyorsun? Dediğim gibi bunları kontrol ediyorlar bunlar. Evet ya Spider-Man'in sadece PlayStation'a gelecek olması çok sinir bozucu. Biz de veriyoruz aynı parayı. Ya böyle saçma bir şey olur mu yani? Bilgisayarda oynayandan da aynı parayı alıyorsun. O zaman daha az para alacağım. Madem özel içerikler ona gelecekse. Bize eksik içerik veriyorsun yani PC oyuncularına. Ha diyeceksiniz ki ama abi işte Sony'nin hakkı, o Spider-Man Sony hakları falan. Ya, olacak iş mi ya? PlayStation'a verip PC'ye vermemek.
Bence iş değil. Tebrikler. Ha. Sanırım tedavi etti. Mümkün değil. Buradan çıkmamız lazım. Şey değil. Burası güvenli değil. Sure. Evet, tabii. Evet ya, Sony PC platformuna biraz ağırlık vermesi lazım bence. Bu kadar olmaz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oyun betadayken benim bilgisayarım falan inanılmaz çalışıyordu. Yani çıldıra çıldıra çalışıyordu. Fakat tam sürümüyle birlikte çok ciddi bir FPS artışı oldu bende en azından. Çökmeler, takılmalar olmamaya başladı. Aynı zamanda bilgisayarın fanı da daha az çalışıyor mesela. Belli ki bir şeyleri başarmışlar. Aleykümselam Enes. Hoş geldin. Ne dedin? Tedavi. Bu aşı. Gerçek mi? Gerçekse. Hani gerçek gibi görünüyordu. Ya normalleşebilirse? Doesn't work like that. Bu böyle çalışmıyor diyor. Bu şekilde çalışmıyor. Yani sen gördün. Onların canı acıyor gibiydi ama belki bu işe yarıyordur. Kamala. Superheroes were my world. Tamam. I figured if I could just if I could just win that fan fiction competition, you know, then everything would just be doesn't matter. Önemi yok. Evet, Kamala'nın kafa gidip geliyor. Yani normal olmak mı daha iyi, süper kahraman mı? Süper kahramanlar iyi şey inhumanlar değiştirilebiliyor mu? Ben ucubeyim diyor falan. Kafası yandı yani Kamala'nın. Ben bir ucubeye dönüştüm diyor. Ucubeyim falan yapıyor. What you did back there? Hey. What you did back there took a lot of guts. Stupid. It still took guts. Bence Xbox daha iyi. Yok canım, ben PlayStation daha iyi buluyorum. Çok fazla özel şeyi var çünkü yani kendisine ait. Xbox vurursa Game Pass de vurur. What? It's nothing. Thank you. Teşekkürler. This room is really great. Okay. Bu oda gerçekten çok iyi. Okay. Git bir kendine gel sen ya, Kamala. Good. Yeah, thanks. Okay, I'll go do other things. Korona aşısını mı bulsunlar? Tamam, söylerim eyime. Keşke bulsalar, anı satayım ya. Yeter artık korona moruna. Artık bitsin şu lanet. Bu 2020 ne biçim bir yıl oldu ya. Bundan sonra hiçbir zaman yani daha iyiye gitmeyecek gibi geliyor bana dünya sanki. Hep böyle abuk sabuk şeylerle yaşayacağız gibi hissediyorum. İnşallah öyle olmaz. Devam edelim efendim. Şu laptopa bir giriş yapalım. Sakın o X'lere tıklama bak. Batman çok yapıyordu onu. I am Iron Man. Burası çok iyiydi ya, çok hoşuma gitmişti benim. Ama lütfen şeye girmesini istemiyorum. Lütfen telif yemesin, bundan yiyebilir yersek. Sonuçta bunu bir şey yapamaz. Bu neydi abi? Şurada bir şey daha var. Wonder Woman burada kalıyor olmalı daha önce. Bruce'la konuşmam lazım. Ya da etrafa biraz bakınabilirim. Hangi kapı neye yarıyormuş, ona biraz bakınabilirim. Yani etrafı biraz check edebilirim diyordu. Bütün bu şey de nedir? Çalışmalar mı diyor, nedir? Her yeri bir kontrol edelim. Bu ne lan böyle? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Organik bir şeyler mi yetiştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ben gidiyorum Bruce'la konuşmaya. Hey Bruce, ne yaptın? Sorry about, kolay gelsin Tuna Bey. Any luck with you know who? Reza 05. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. İyi seyirler. Hemen şu bilgisayarı bir kullanalım. Okay. Okay, here goes nothing. Good afternoon, Dr. Banner. Ha, Jarvis. We did it. Başardık.
Tony Stark'ın muhteşem, efsane bilgisayarı. Sizinle tanışmak benim için şereftir bayan Khan. Ama sen bana Kamala diyebilirsin. Benim için şerefti Kamala. Neler oluyor? Gücü gitti Jarvis'in. Evet. Acil bir çağrı, ya acil servisi kapatıldı. Acil bir şekilde kapatıldı diyor. Türkçe altyazı yok oğlum oyunda. Sen mikrofondaki gibi. Ne? Anlamadım. Neyse devam edelim efendim. Şu kalkana da bir bakalım. Aa, son şeyin, Kaptan Amerika'nın son kalkanını bulduk. Şunu hemen açalım arkadaşlar. Yine buralardan item toplamaya devam ediyoruz. Hemen üst katı da bir dolanacağım. Evet, burada da sarı bir şey var hem de. Kutu var. En iyi itemler diyebiliyorum bunlara. Insignia Gear diye bir şey. Oper Insignia mı lan bu? Nedir bu? Hmm. Outfit mi geldi? Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Oo, güzel. Her birine bir şeyler veren bir mevzu oldu. Burada 4 levellik bir gear var. Bunu da takalım. Az önce bizim bulduğumuz şey şu. Artifacts diye geçiyor, minor. Muhtemelen major, minor şeyler. Aynen bak, major da burada. 2 tane minor, 1 tane major şey takabiliyorsun. Bunları taktığın zaman da belli ki pasif yeteneklerimiz oluşuyor. Collection kısmına geldiğimizde bunları gördük. Objective biliyoruz. Kozmetikte herhangi bir şey var mı? Yok. Okey. Devam. Ozzy! Ozzy hoş geldin. Şurada bir tane daha bir sandık var. Hemen şunu bir açalım. Okey. Şuradan baktığım zaman dışarıya bakıyordu. Evet, burada toplanacak pek bir şey kalmadı gibi arkadaşlar. Biz devam edelim yolumuza. Ve Hello Old Friend isimli görevin alt başlıklarına devam edelim. Yine etrafa bakmaya devam ediyorum. Şurayı gösteriyor. Alright. Buradan mı geçeceğim? Okay, Bruce. What am I looking for? Pekala Bruce. Neye bakıyorum ben? Konsolu kullanabilirsin. Laboratuvar masasında diyor. Disable sistem, ne? Disable olan şeyi herhalde tekrar aç diyor herhalde. Bakalım, göreceğiz. Umarım bu kan makinesi neydi, bir dakika. Kaçırdım yazıyı. Benim güçlerimle ilgili bir şey dedi ama anlamadım. Oops. Jarvis ne oldu şimdilik, yapay zeka. Edit diye okunuyor. Açılımı. Evil Dead, I'm the hero. How the heck am I supposed to reach them? Eğer hackleyemiyorsam. Oh, right. Şunları hemen indirir. Hello, old friend. Ah. Oh. Var mı başka? Okay, this is easy. Var mı başka? Var. Ah. Oh. You know, in one of my stories, Iron Man has bunu da al. Başka? Var. Ne kadar çok var lan. That's nice. Al bakayım. Sensörlerin hepsini bir indirelim. 5 taneymiş. Alright, that did it. Okay. Woohoo! Come on back. You're almost done, kiddo. Ne diyor? Hero challenge card unlocked. Okay. Return to war table. Let's go, boys and girls. Ve war table'dan ilk görevimizi başlatacağız herhalde. İyi iş çamalar. Ne dedi? Yeni bir gear var herhalde. Bakıyoruz. Evet. Range arttırıyor. Bu karakterde range belki iş görebilir. Melee rating gel. Pekala. Searching now. Hadi bakalım. Hold on. Something is wrong, Dr. Banner. Şeyler yanlış. Bu iyi değil. Oh dear. Oh canım. My neural uplink was damaged when the Chimera crashed. It's highly specific shield technology. Without it, I can't access the global database. Shield. Let's get Maria on the phone. Maria Hill? Abi videoyu unutmadın değil mi? Uzun olmamıştır. Yok, bu biraz uzun bir video olacak, o yüzden sıkıntı yok. No one knows what happened to Director Fury, so Görkem hoş geldin. Aleykümselam. Acıkmadım oğlum, bu saatte artık yemek mi yenir? Saat 10.30.
Benim akşam yemeğim saat 4:30-5. After my running with the Hulk, I wasn't sure. Ondan sonra biraz meyve atıştırdım, o kadar. Yeah, sorry about all that. Hulk's been having some. Yalnız artık içim ağrıdı, otur. Bir yarım saat daha devam edeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Hi. Merhaba. Kamala Khan. Sadece ikimiz varız şimdilik. Mr. Stark'ı bulmaya çalışıyoruz. Bay Stark'ı bulmaya çalışıyoruz. All of our resources were seized by AIM and most agents are still in hiding. But I may know where to look. I'm sending the coordinates to your war table. Çok güzel. Commander Hill bize yardımcı oluyor, koordinatları yolluyor ve biz hala Doktor Banner'la birlikte Iron Man'i bulmaya çalışıyoruz. Yarım saat sonra Pacify oynayacağız, aynen öyle. Evet, War Table'a başlıyoruz. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Okay. Missions that are critical to your investigation of AIM will be marked with the Avengers. Anlat. I thought that would be appropriate. Ben bunları şeyden oynadığım için biliyorum. Nedir o? Beta'da oynadığım için biliyorum arkadaşlar, o yüzden geçiyoruz. Teşekkürler. Jarvis şu anda bize baya eğitim veriyor arkadaşlar. Son yıllarında hep ölümünü görüyordu Iron Man rüyasında. Ona istinaden öyle bir isim vermiş. I am Iron Man. Let's go boys. RT, özür dilerim. Seçmişim. Başlıyoruz. İlk War Table göreviyle karşınızda olacağız şimdi efendim. Matchmaking off mu yapayım, on mu yapayım? Off yapayım, bu biraz solo oyun olacak. Zaten ben birlikte oynayacak olsaydım kafadan ilk başta hemen Burak'la beraber oynardım. Ama Burak da şu anda kendi story'sini oynuyor. Ben de aynı şekilde. Story bitirdikten sonra birlikte oyunlara başlayacağız Burak'la birlikte. Güneşe sıkı. No. Let's go. No. Bruce'la beraberiz sadece. Öyle tahmin ediyorum ki karlı atmosferde oynayacağız şimdi. Yeni hero kullanılabilir. O da tabii ki Hulk. Şimdi Kamala ile oynayacağım. Çünkü işleri çok daha kolaylaştıracağını düşünüyorum. Hem de gücünü de bir test etmiş olurum. Çünkü yapay açık beta'da inanılmaz kuvvetliydi. Öyle böyle değil. Bayağı kuvvetliydi. Biraz beni sıkıştıracaklar şimdi. Bir alanın içerisinde durup orayı savunmamız gerekecek. O yüzden Kamala'nın gücünü bir test edelim bakalım. Hareketlere bak, çok iyi ya. Şu anda traveling, yani yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan yüklenecek ve yardıracağız efendim. O arada lastik bir kız olduğum için açma germelerime devam ediyorum. Hocamız Erol Bulut bize bunu söyledi Emre. Silah kaptanı, iyi yayınlar. Rito, teşekkür ederim, hoş geldin. İyi seyirler. Rito! Let's go boys. Hadi başlıyoruz. Çok güçlüsün be. Şu kucağına taktı çantaya bak ya. İnanılmaz. Hemen Jarvis'i bir devreye sokuyoruz. Biliyorsunuz ki birçok yan görevde oluyor. Farklı soru işaretleri, yapılabilecek şeyler de olabiliyor. O yüzden tabii ki önce soru işaretlerini yapacağız. Selamünaleyküm. They may drop something useful if defeated. Oh! Şunu yesen. Güm! Let's go! Oğlum çok güçlü ya. Oh, bu biraz acıttı. Ama sizde bu acıttı. İşte bu. Kamala'nın gücüyle tanışın. Oğlum koca devi nasıl devirdim, gördünüz mü? Çok hızlı yeniyor bu ya. Yani acayip güçlü. Niye bu kadar güçlü oğlum bu? Hulk ne yapıyorsun oğlum? Aferin lan. Yapay zeka gayet iyi. Zaten
Önemli olan can versin yeter. Yani can versin derken düştüğünüz zaman gelip kaldırıyor arkadaşlar. O güzel olmuş. Yapay zekada. Şunları hemen açıyoruz. Toplayalım. Ve birazdan şuradaki yere gideceğiz. Şu arabayı bir indirelim. Ne oluyor indirince? Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum. Bam! Okey. Bir dakika. Şuradan bir yol gidiyor ama. Lan buraya hiç gelmemiştim. Oo. Bak bunu sonradan beta'da bulamamıştım bunu. Okey. Burada bir sürü şunlardan var. Güzel. Her yeri araştırmak lazım arkadaşlar. Oyunda gizli saklı görevler de varmış. O yüzden oyunu araştırmak, oyun alanını araştırmak çok önemli. If you're done observing the scenery. Right, sorry. Eyes on the prize. Her yere bakmadan çıkmam ben buradan Jarvis için, kusura bakma. Özellikle şuradaki soru işaretin nerede senin? Şuradasın. Önceliğim şu mu, 170 200. Şuraya gidelim arkadaşlar. Buraları patlatmaya devam. Bütün her yeri başınıza yıkacağım sizin. Burada böyle bir yer var. Tamam. Jarvis için ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Hiç merak etme. Ama önceliğim şu anda kesinlikle soru işaretlerine gidip oradaki chestleri toplamak. Jarvis. Anlaştık mı? Cevap ver Jarvis. Look for a chest containing special resources nearby. Bak uyarıyor hemen. Diyor ki burada bir yerlerde diyor special şey var diyor. Chest. Biz de ona doğru gidiyoruz zaten Jarvis. You have to deal with whatever's disrupting the signal before you're. Şunları da al. Abi, acil PC'ye ihtiyacım var ama zararda olacağım söyleniyor sana. Sence 30 serisi kartları beklemek mantıklı mı? 30 serisi, şey 3000 serisi tabi canım. Yani 10 numara kartlar aynı zamanda fiyatları 2080 serisine göre daha uygun. İnanılmaz. Nvidia kendi ayağına mı sıktı, ne yapmak istiyor ben anlayamadım. 3070 2080 Ti'yi tokatlıyor. 3070'in fiyatı 4000 TL civarı, 4500 TL falan. Ulan 2080 Ti'nin fiyatı 10.000-12.000 lira arasında. Adam şimdi ondan çok daha iyi bir kartı getiriyor 4500 liraya. Bu nasıl bir kafa ya? Oğlum ben olsam mesela, şimdi ben diyelim 2080 Ti'yi aldım, gittim. Sen kalktın, ben daha yeni aldım atıyorum 2 hafta önce. Durumum 2 hafta önce müsaitti benim. Gittim aldım 2080 Ti'yi aldım. Havalardayım ya, uçuyorum. 10.000 lira vermişim. Oh diyorum ya, efsane bir kart aldım. Sen bir hafta sonra abi kalkıyorsun, 3000 serisini tanıtıyorsun. 3070 diye bir kart tanıtıyorsun. 2080 Ti'yi tokatladığını söylüyorsun. Fiyatına bakıyoruz 4500 lira. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? 3070 2080 Ti'den iyi bu arada. Benim izlediğim şeylerde, görüntülerde öyleydi. Yani incelemelerde öyleydi. Onu tekrar bir check ederim ama hatırladığım kadarıyla 3070 2080 Ti'den 2 kat daha fazla performans veriyordu. Yanlışım yoksa. Şuradan devam edelim arkadaşlar bu arada. O tarafa doğru gideceğiz. Bu ne? Ha okey. Buradaki küçük bulmacayı gösteriyor bize. Devam. Tabii tabii. 3070 arkadaşlar 2080 Ti'yi 2'ye katlıyor. Okuduğum ve gördüğüm görüntülerde. Tabii çıktığı zaman benchmark testlerine falan da bir bakmak lazım ama daha iyi olduğunu biliyorum. Hadi ama. Hadi ama. Böyle değil miydi? Okey. Önce ona bas, sonra buna basmış şimdi yani. Tamam. Beta'da oynarken arkadaşlar daha farklıydı. Ayrıca 48 lira Founders Edition veya ve sınırlı sayıda olacak. Asus, MSI gibi üreticiler de işin içine girince fiyat artacaktır. Tabii canım yani, ama ben Founders'ın bile kullanılabilir olduğunu düşünüyorum sonuçta. Hadi diyelim 300 TL 400 TL daha yukarıda olsun. Yani 5500 lira diyelim hadi. MSI'dan ya da Asus'tan gittin aldın. Normal fiyatı 4.5 işte ya da 4800. Bu adamlar da üzerlerine bir 700 lira falan koydular ve fiyatı 5.5 oldu.
Yine nerede 2080 Ti'nin fiyatı? Nerede 3070'in fiyatı? Yani bilmiyorum, bana tuhaf geldi. Tabii ki oyunculuk için iyi, oyuncular için iyi. Fiyatın düşük olması çok güzel. Ama bu kartlara, 2080 serisi kartlara deli paralar vermiş millet, ne yapacak? Ne diyecek? İlginç, çok ilginç. Şunu bak. Ol bakayım. Oyuna dönecek olursak artık. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Sen senden hiçbir yere kaçamazsın. Seni böyle tokatlayacağım. Geliyorum. Al bakayım şunu. Aa bak, bu kalkan malkan hiç dinlemiyor. Direkt dövüyorum abi. Hop. Al bakayım şunu. Bravo Hulk. Oo, Hulk çalışıyor. Hakikaten AMD ne yapacak lan? Bir de bu yönü var. AMD fiyat performans olayıyla Intel'in karşısında durabiliyordu sadece. Hani fiyatı uygundu. İyi iş çıkartan işlemcileri oldu. Ryzen'lar falan iyiydi. Şimdi ne olacak? Oğlum çok ilginç lan. Vallahi çok heyecanlı ha. Yani Nvidia çok manyak bir işe soyundu bence. Ha, kazanan kim olacak günün sonunda? Biz oyuncular olacak tabii ki ama bu bir önceki nesnede daha fazla para vererek alan tipler doğal olarak çok içerleyecek bu durumu yani. Hemen şu yukarı çıkmamız lazım bizim bir yerden. Şuradan çıkar mıyız? Hadi Kamala, işte bu. Öncelikle şunları bir kıralım. Yürü Kamala. Yukarıda yine chest var arkadaşlar. O chest'i almaya çalışacağım. Kusura bakmayın, ben biraz şeyin muhabbetine de daldım. Nedir o? Donanım muhabbetine daldım. Çok efsane donanımdan anlayan birisi değilim ama gündemi takip ediyorum diyelim. Şimdi chat'te de bunun mevzusu geçince biraz üzerine konuştuk. Devam edelim oyuna artık. Hop! Orada bir chest var. Gidelim ve chest'i alalım. Oyunun temel amacı bu zaten. Yani oyunda daha iyi olan zırhları bulup yerleştirip üzerimize, bulunduğumuz ortamlarda daha kuvvetli olmaya çabalayacağız. Hemen bir bakalım gear'lara. Şuna bakar mısın abi? %5, %4 hepsini arttırdık. Güzel. Şunu kullanacağım. Bunları hemen bir dismantle edelim. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Of 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 of. Oğlum ne kadar, bak şu an nereden baksanız hemen hemen %20'lik bir güç artışına sebep oldu bu aldıklarım. Mert'cim aleyküm selam. Fiyatı yavaş yavaş artıyor oyunun. Şimdi 295 olmuş. Ciddi olamazsın. Görmedim ben, bakmadım ama bilmiyorum yani. Ülkemizde hiçbir şeyin fiyatı sabit kalmadığı için her şey paldır buldur gidiyor maalesef. Yani bugün bir yatıyorsun, sabah kalktığında çok başka bir dünyaya uyanıyorsun yani bu ülkede. Maalesef bu hale geldik. Hop güm. Gel gel şunları da hemen patlatalım. Şu turretler abi boş ya. Turretler tam olarak boş yani. Hani sizi çok fazla zorlamıyor ama şey yapıyor. İlginizi çok dağıtıyor. Sanki çok fazla hasar yiyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Hep bir kaçma ihtiyacı hissediyorsun. İyi haksız. Aklında ne düşünüyorum? Çok muhteşem bir servis. İlk tanıttıkları fiyat çok 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 düşüktü. Ben neden bu kadar düşük olduğunu anlayamadım. O anda kapanlar yırttı. Kapamayanlar da yırttı. Çünkü baktığın zaman bir yıllık bir servisin 170 TL olması bence yine uygun bir fiyat. Ama ilk fiyatta olsaydı tabii çok daha mutlu olacaktım. Tabii ki yani nerede 67 lira, nerede 170 lira. Ama baktığın zaman bana göre servisin şu anda güncel değerinin ben 150-170 lira arası olduğunu düşünüyorum. 67 lira çok 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 ucuzdu. Bunlar ne yapmış lan böyle? Bu ne saçmalık demiştim ben. İlk duyduğumda. Çünkü yani ortalık zaten bir tuhaf bizde. Hani bu fiyatı görünce bayağı bir şaşırdım. Bir yanlış olmalı diye düşündüm ben zaten. O arada almadım bu arada. Niye almadım? Çünkü basic sürümü benim hiçbir işimi görmüyordu arkadaşlar. Premium sürümü gelirse alırdım. Premium'da şey yok. Yaber yok. Biliyorsunuz iki tane sürümü vardı. Bir uygun olan fiyatı. Basic. Bir de premium var. Lan burnum kaşındı deli gibi. Belki premium'u getirirlerse fiyatına bir bakacağım. 250 liralar falan kabul edilebilir. Olur. Premium için. Şunları bir döverim. Hemen şuraya bir gitmem lazım arkadaşlar. Bayağı bir canım azaldı. Şunları hemen toparlayalım. Güzel. Canımızı fullledik. Artık savaşmaya devam edebiliriz bu arada. Şunun hemen içerisinde durmamız gerekiyor. AIM şirketinin.
elemanları. Uzak kalacak buradan. Buraya giremezsin. Jarvis şu anda bir şeyler depoluyor. Bilgi depoluyor. Bir şeyler yapıyor. Hulk. Ye onu Hulk. Ben de buradan çalışırım. Oğlum çok vuruyor ya. Şuna bak. Yani bu bir boss gibi düşünebilirsiniz bunu. Nereden vurdu lan o? Gerçekten çok hasar çıkartıyor ya bu. Bu kadın bir çılgın olmalı dostum. Artık yeter. Artık yeter. Artık yeter. Artık deve dönüşmemin vakti geldi. Ve hemen şunun içine girelim. Sen bir dayağı ye bakayım. Canım bayağı azalmıştı o yüzden. Tamam dostum. Oo, burada biraz FPS düştü. 54'leri gördüm en son. Yine çok kötü değil ama düştüğünü gördüm biraz. Hop bam. Hemen şunun içerisine giriyoruz. %89, %100 olana kadar burayı savunacağız arkadaşlar. La bir dur la, bir dur, bir dur la. O bir arka arkaya atıyorlar ya. Evet, bütün düşmanların yenilmiş olması gerekiyor diyor ve artık patatet alabilirim sana değil mi? Aynen öyle, çünkü alanı temizledik. Bu alan artık bizim. Hulk ne yaptın canım? Bir de beni gör. Oh! Oh! Ayağında da konversler, konversler eşek kadar büyüyor falan. Çok güzel ya. Ne diyor? Tamam, okey. Okay. Burayı hemen bir araştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü buralarda farklı farklı görevler, farklı farklı içerikler olabiliyormuş. Hemen bakalım. Yeni gear'lar var. Evet, bunu kullanabilirim. Defansımı düşürdüğü gibi atağımı arttırıyor. Bu da aynı şekilde. Çok güzel. Çok güzel şeyler düşürmüşüz desenize chat. Bu neymiş abi? Çok güzel. Bu da güzel. Skill'imiz var. Hemen skill'lere gidelim. Şunu öncelikle bir açalım arkadaşlar. Yok. Ha, güzel. Gel. Okay. Şimdi. Ha, sol tarafta bir bar var. Onu takip edip gidiyorduk. Hatırladım. GT 6 gelirse alacağız tabii ki. GT 6 alınmaz mı? Ama GT 6'nın çıkması nereden baksanız 2 sene sonra falan duyurulur yani bence. GT 5 hala deli gibi sattığı için adamlar GT 6'yı yapmaya gerek yok ki. Bir GT 5 manyaklığı var yani. Abuk subuk bir GT 5 çılgınlığı olduğu için insanlarda. Dolayısıyla adamlar yapmak istemiyorlar. Çünkü ihtiyaç yok yani. 5 zaten seviliyor. Hadi bakalım şunu açalım. Teşekkürler Jarvis. Geralt'ı sığınağını bana buldurttuğun için sana teşekkür ediyorum. Hadi aşağı gidiyoruz koca oğlan. Seni koca oğlan. Kırarım bak. Kabuk açık kapıyı. Vallahi kırardım bak yoksa. Bu görevin sonuna geldik herhalde değil mi? Böyle bitiyordu sanırım. Hulk'cum gidiyoruz. Aynen. Bu görevi de sonlandırdık. Ve bu görevle beraber artık videomuzun da sonuna geleceğiz. Onu da söyleyelim. Bakalım burada daha dövüşecek miyiz onu hatırlamıyorum ama. Bak bu asansörde inanılmaz kasma oluyordu. O da gitmiş. Ben biraz tedirgindim. Ulan acaba bunlar çözebilirler mi bu işleri? Çıkışına da çok bir şey kalmadı. Ama şu an baktığımız zaman oyun gayet benim sistemde akıcı çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Wow. Let's go. Nerede o? Şu yanlış geldim herhalde. Şu taraftan gidip bir o kutuyu bir alalım. Hala yanlış geliyorum. Peki, yolumun devamındaymış. İyi, en azından buraya da bir girmiş olduk. Hiç kaçırdığımız bir yer olmasın. Hop! Güm! Okay. Yeni yeni şeyler açmaya devam ediyoruz. 3 tane kutu. Mis! Hemen bakalım gear'lara. Şunu koyalım. Ha, burada böyle şeyler var.
Ooo, gel. Okey. Ne diyor abi? Benden yine bir şey yapmamı istiyor. Combat rating. En üst seviyeye mi çekiyor? Ne istiyor? Yanlış şeye bastım. Ha yok, tamam, bir şey istemiyormuş. Ülkemizde dolar yatırımı mı yoksa altın mı desek hangisi karlı sizce chat demiş. No idea. İkisi de karlı gibi duruyor. The neural uplink is nearby. Cool. Hadi bakalım. Oh, wow. Yine dövüş mü başlıyor ha? I believe we may have triggered a classified shield security system. Çeklaşmış şey. Avenger detected. Hello Avengers. Oo, Nick Fury ne yaptın? Nick Fury. Oyun nasıl şu an, almaya değer mi? Ben %100 değer diyorum. Ben beta sürecinde de çok sevmiştim zaten oyunu. Ki şu anda çok daha iyi çalışıyor oyun. Bence değer. Yani baktığın zaman hiçbir oyunun fiyatının 280 TL'ler etmeyeceğini düşünen birisi olarak, eğer yine de vereceksek de, ki vereceksiniz bir şekilde oynamak istiyorsanız, verilmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. İlla da ben bu parayı verip bir tane oyun almak istiyorum diyorsan, bence şu anda bir numaralı aday. Devamlılığı çok yüksek çünkü. Hikayeyi bitirdikten sonra arkadaşlarınla oynayabiliyorsun. Game Pass'te yok. Kolay kolay gelmez de bence. Oyun sadece kutu ve level üzerinde mi dayalıdır? Yani öyle diyemeyiz. Şöyle, oyunun bir hikayesi var arkadaşlar. Oyunun baya baya tatmin edici bir hikayesi var. Sanki solo bir oyun oynuyormuşsun gibi düşün. Baya baya tatmin edici bir hikayesi var. Onun yanında, oyunu bitirdikten sonra adamlar sana oynayabilmen için içerikler vermiş. Bu da oyunda kendini geliştir, daha zorlu yerlere gir. Kendini geliştir, daha zorlu yerlere gir şeklinde. Ben bir yanlış bulamıyorum ya bunda. Bence gayet güzel. Ben severim servis oyunlarını. Hikayesi olmasaydı, sadece şey olsaydı sıkıntı derdim ama bir hikayesi var oyunun. Çok da güzel bir hikayesi var. Bence filmi yapılmalı bunun. Eyvallah Tahacım. Lonely Kaptan hoş geldin. Heh, başlıyoruz. Gelin bakalım. Biraz daha dövüşelim ha. I think I can upload the protocols to a secure server. Geliştirirler Tolga, yüzde geliştirirler. Gemlepi. Bak bunlar biraz kuvvetli benim, bana göre, gördünüz mü? Uhu. O yüzden tek yemiyorlar bak, fark ettiyseniz. Bu da oyunun işte, yani oynamak için sebep oluyor. Daha çok sağlam kıyafet bulayım işte, gear'lar bulayım, buraya öyle geleyim dedirtiyor. Şunu şöyle. Oğlum nasıl doçluyor la, şuna bak sen. Yapay zeka da gayet iyi ha. Hadi be, o tekme boşa gitmemeliydi. Bam! Daha var mı adam? Okey, okey, okey. Çok güzel. Tekme! Bam! Güm! Çok güzel ya! Bak bana bunu yaptırtmayın. Bana bunu yaptırtmayın! Nereye gitti lan? Oğlum oraya attım, nasıl buraya düşebilir? Nasıl da uçuyor, şuna bak! Ne oldu lan he? Ne oldu? Let's go. Bunlar tabi bizim için şu anda cacık cacık şeyler. Let's get out of here. Hadi buradan gidelim. Ve mission complete. Evet sevgili dostlar, Avengers'ın bu 3. bölümüyle karşınızda oldum. Bu bölümde baya baya yıktık, geçtik. Hulk'la, Kamala'yla yolculuğumuza devam ettik. Baya uzun bir video oldu. Ara ara böyle Avengers'ta sizlere uzun videolarla beslemeye devam edeceğim diyelim. Çayınızı kahvenizi alın. Eğer canlı izlemek istiyorsanız da her akşam saat 6'da Twitch'teki canlı yayınlarımı beklerim. Kaptan Toygun yazıp bulabilirsiniz beni Twitch'te. Açıklamalar bölümünde de zaten kanalımın linki mevcut. Pekala, o zaman benden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın. Bay bay.